Günaydın koçum. Abi. Ne yaptın satırı? Sen aramayınca merak ettim. Yol yorgunsundur, uyuyorsundur diye aramadım. Dün akşam ortaya çıktı satırın nerede. Neymiş? Bizim gemileri kullanmak istiyor. Nasıl kullanmak istiyor? Yoksa aklıma gelen şey mi? Aynen. Vay şerefsiz. Ne olacak şimdi? Bir şey olacağı yok, cevabını verdim. Vazgeçmeyecek o herif, vazgeçmeyecek. Of, of! Üzme sen kendini. Baş ederiz, merak etme. Sen ne zaman döneceksin? Bugün tersanenin güvenliğini arttıracağım. O işleri halledeyim dönerim. Tamam, tamam abi. Beni habersiz bırakma, olur mu? Tamam koçum, görüşürüz. Şşt, Çınar! Hey Ege! Toprak'la mı konuştun? Ne yapmış satırı? Halletmiş, halletmiş. Nasıl halletmiş? Ne demek nasıl halletmiş? Halletmiş işte da. Ay ne dedik şimdi ayol? Geç içeri geç. Çınar! Toprağım ne etmiş satırı? Subhanallah yarabbim. Halletmiş babaanne, halletmiş. Abi! Toprak abimle konuştun mu? Ne yapmış satırı? Konuştum Defne. Satırla doğramış. Böyle almış dilim dilim doğramış satırla. Satır manyağı yapmış. Oldu mu? Oldu mu lan? Doğranmamış. Dur, değil mi? Doğranmaz yani. Hayır arkadaş, hem zevk sussun hem de Çınar'ımın peşinde koşarsın. Bu ne çelişki derler adama. Bir şey demeyeyim diyorum ama mecbur diyorum. Bak bak tipe bak. Dur bakayım. Vallahi de baktım. Hay, saçların haline dur. Yaşı bir şey takmış. Kızım sen fındık dalı mısın yeşerirsin? Tövbe yarabbim. Takip edeyim de kız nasıl oluyor görsün. Ne? Ha? Habibe mi? Ay. O buraya mı geldi? Neredeymiş o? Çınar buradan takip ediyor ya. Follow ediyor, follow ediyor, follow. Habibe mi o? Vallahi de o. Ay bir de Çınar kalp Habibe yapmış ya. Sil, 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 sil. Habibe mabibe kalmasın. Sil, sil bunu. Tamam. Ne sileceğim be? O inek sağmak konusunda iyi olabilir. Ama ben de sosyal medya konusunda iyiyim canım. Görsün. Gör. Aa, ama öyle deme kara kız. Hı. Sen de inek sağma konusunda çok iyisin. Ama işte inek bozuk çıktı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun acaba Çınar? Ayrıca ben isteseydim o inekten süt de çıkartırdım, ayran da. Tabii canım, sen ineği sağana kadar süt ayran olurdu zaten. Çınar, bak ben zaten gıcığım bu Habibe'ye. Tüm hıncımı senden alırım he. Tamam da tamam, atarını sevdiğim. Hadi, sustum.
Sen geç arabaya, şimdi gidelim güzel bir kahvaltı yapalım. Hadi. Hadi. Hadi kara kızım benim. Hadi. Günaydın. Günaydın. Bir haber var mı? Kimle? Toprak abimle. Satır Celil'i satırla doğradığına dair rivayetler var. Kendimi şanslı hissettim şimdi. Yani sonuçta seni sevdiğimi söylediğinde sadece masayı terk etti. Acaba o gün şahitler var diye seni doğramadı da daha uygun bir zaman mı kolluyor ki? Vallahi göreceğiz. Akacak kan damarda durmazmış. Çok sağ ol sevgilim olacak vurdum duymaz. Vallahi içimi rahatlattın. Ne demek güzelim her zaman. Of yalın. Ya dalga geçme. Zaten abim gelince bana ne diyecek diye ödüm kopuyor. Sana hala misafirimken şansını zorlama dediğine göre sinirlendi demek ki. Kardeşinle konuşacağım demiş. Demek ki o sinirle benim canımı okuyacak. Sen sinirli bir Laz'ın neler yapabileceğini biliyor musun? Mesela Çınar dün en az 5000 kadar kişinin bir daha trafiğe çıkmama kararı almasına sebep oldu. Çünkü Habibe'ye sinirlenmişti. Ki Toprak abimin yanında Çınar'ın sinirinin esamesi... Defne. Hı. Korkma ben varım. Varsın değil mi? Varım. Da papaz mısın sen? Ay, tövbe! Kumaş etmedi mi bu ne du? Başına kara başlık, gel edelim kardeşlik. Entari alman için vereyim mi bir harçlık? Ay! Ay bir de manili yorum yapmış. Biri bana laf sokmuş. Vallahi haksız da değil ha. Nasıl? Ne demek haksız da değil yani? Ya kızım giymişsin bir karış ete koymuşsun onu buraya ya. Haydi. Ha sen Habibe'ye hak mı veriyorsun? Sen onun bana laf sokmasına hak veriyorsun yani. Gelip sana süt sağmakla kalmıyor. Sevgilimle samanlıklarda basılması yetmiyor. Bir de gelmiş benim resmime manili yorum yapıyor. Ve sen buna hak veriyorsun. Ay siz çok iyi anlaşan bir çift oldunuz he. Ben aradan çekileyim bari. Hatta siz evlenin. Kendinize bir tane de dursun yapın. Ha? Böyle saadet içinde yaşayın. Ben çekildim. Evet. Çekildim. Yeşim. Ne var? Atarını sevdi o. Nazlı yarim. Sen şimdi bu masadan kalkacaksın. Hı. Sen bu masadan kalktın diye ben delleneceğim. Ben daha önce kalkacağım. Sonra bir yerde sarılıp geri döneceğiz. Sonra tekrar gelip bu masaya oturacağız. Hı. O yüzden beni yorma. Kendini de yorma. Bu masadan kalkma. Doğru valla. Geri döneceğiz değil mi? Döneceğiz Yeşim. Peki o zaman ben tribümü hanım hanımcık masada atayım ha böyle kalkmadan. Aynen Yeşimcim. Sen masadan kalkmadan hanım hanımcık tribini at. Tövbe estağfurullah ya. O zaman sen tam bir öküzsün Çınar. Aa, Yeşim hanım hanımcık atsana tribini biraz kibar olsana. Öyle mi? Peki. Ay, siz tam bir öküzsünüz Çınar Bey. Çınar Bey. Bunu öbürünü. Bir tane burnunu. Ne güzel burnunu. Burnun ne güzelsin. Defne görebilir miyiz verileri? Sorun yok gibi görünüyor.
Pilot hastane testleri ne durumda Deniz? Gerçekten büyük sürpriz oldu galiba. Bana bir çimdik atsana ya. Daha iyisini yapayım. Deniz. Ha? Pilot hastane verileri diyordum. Pardon ya. Bir sorun yok. Düzgün bir şekilde alıyoruz verileri. Tamam. Peki sizde durum ne? Siz Karadeniz'deyken biz beta sürümünün testlerini bitirdik. Deniz Bey müsait olduğunda inceleyebilir. Burada işimiz bittiyse biz Damla'yla raporlara bakalım o zaman. Bence bitti. Bir şey söylemek isteyen var mı? Tamam o zaman. Dağılabiliriz. Damla, bakalım dedim ama mesai bitimine de çok az kaldı. Çıkacaksan falan. Yok canım, sorun değil. Önce iş, sonra çıkarız. İyi. Ben de 10 dakikaya kadar gelirim odana zaten. Tamam. Hadi biz de çıkalım. Çıkalım. Sahile falan mı gitsek? Olur. Deniz. Ya sen de boş ver rapor incelemeyi falan. Hava çok güzel, hadi çık gez. Vallahi ben de çok isterim sevgilimi koluma takıp böyle sizin gibi gezmeyi ama... bilin bakalım neyim eksik. Kolun mu? Çok iyi bir ikili oldunuz ha. Bence de olduk. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Zampara filozofun sözünü dinleyelim. Nereden zampara? Zampara filozof dedim. İyi. Pis zamparadan iyi en azından. E demek ki biraz mesafe kat etmişim. Deniz. Senin ne işin var burada? Çakma sevgilimi nöbete bırakmaya geldim bence. Kesin ha. Onun için geldim, evet. Bana destek olmaya mı geldin? Arkadaşlar ne için? Deniz. Hadi gel, bir gövde gösterisi yapalım. Sevgilin bugün yok mu? Monitoringi de devreye aldık. Herhangi bir salgın tespit edildiğinde yetkili sağlık personellerine SMS ve mail ile uyarı gidecek. Güzel. Siz iyi misiniz? Hı hı, iyiyim. Dalgın gibisiniz. Ya kafam bir konuyla meşgul de. Geçer. Pardon, devam edelim mi? Yanlış anlamazsanız... biz yarın gece arkadaşlarımızla birlikte dışarı çıkmayı düşünüyoruz. İsterseniz siz de gelin. Hem kafanız da dağılır. Sağ ol Damla ama hiç keyfim yok. Peki, siz bilirsiniz. Her neyse. Sonuç olarak ben senden uzak duramazsam falan sen dur. Çünkü üzülmeni istemiyorum. Ya bir daha düşündüm de
Yarın gece çıkmak iyi fikir aslında. Ya gerçekten kafa dağıtmaya ihtiyacım var. E süper. İyi misin bebeğim? İyiyim tabii. Hatta mutluluktan gına geldi. Defne. Ya tamam. Hadi artık korkuları bir yana bırak. Söylemesi kolay. Yapması da kolay, inan bana. Sen nereden biliyorsun? Senin korktuğun hiçbir şey yok ki. Vardı. Neydi? Sana aşık olmaktan korkmuştum mesela. Niye ki? Ben hep aşkın acı vereceğini düşündüm. İnsanların niye bu acıyı seçtiğini de pek anlamadım. O yüzden herhalde. Peki niye fikrini değiştirdin? Aşkın acı vereceğini düşünüyorsan niye aşkı seçtin? Seçmedim. Aşkın bir seçenek olmadığını anladım. Değil mi? Değil. Korkunun necele faydası yok yani. Mecburen bıraktın kendini. Aynen. Ben kendimi sana bıraktım Naz kızım. İstediğin gibi takıl işte. Emin misin? Takılırım bak. Eminim. Kesin ve net bilgi. Geldi. Suratı nasıldı? Yanındayız Fındık. Sağ ol abicim. Toprak, bak çok sinirlenmek yok. Kız zaten korkuyor. Hoş buldum Leyla. Bir hoş gel de sonra hoş bul ayol. Baba! Aslanım. Eşin? Abicim, ay ben de seni bekliyordum. Bir şey mi oldu? Bizimkiler nerede? Balkondalar. Da, ay ben seninle konuşmak istiyorum. Bir şey konuşmak istiyorum yani. Şöyle ki, öncelikle bunu sana daha erken söylemeliydim. Ama yaylada olaylar falan oldu. İşte dün gece de sen yoktun, bugün de zaten. Eşim, sadece söyle abicim. Çınar bana evlenme teklif etti, ben de kabul ettim. Eğer onay verirsen uygun bir zamanda istemeye gelecekler. Benim onayıma ihtiyacınız yok. Siz kararınızı vermişsiniz. Ay abicim! Yeşim, gelme abicim lütfen. Thank you.
uşak niçin sinirli? Ha biz niçin dut yemiş bülbüle döndük? Siz yoksa bir şeyler mi karıştırdınız? Sen karıştırmışsın. Tanticim bir dur Allah aşkına, zaten ortalık karışık. Ha biz durur olduk da hepiniz kudurdunuz maşallah. Hadi uzatma da anlat. Anlatacak babaannem, anlatacak. Başla. Başlayayım. Evet. Tribünler her zamanki gibi coşkulu. Evet. Şöyle ki... Ben Yalın'ı seviyorum, Yalın da beni seviyor. Bu neydi bu araslar? Yattılar kapıya, çıkanı kapıyla, çıkanı kapıyla. Korkuyorum ben de çıksam umuruk da beni kapacak. Haydi. Yalın Aras bana gelmeseydi. Söylemeyi düşünüyor muydun? Yoksa arkamdan iş çevirmeye devam mı edecektin? Susmasana kızım, susma. En azından o herif bilmem gerektiğini düşünmüş. Sen onda mı düşünmedin? Ne yapayım lan ben size? Hangi birinizi hizaya getireyim ben sizin? Bizim hizaya getirilecek bir durumumuz yok abi. Nasıl yok lan, nasıl yok? Sen herifi benden saklıyorsun. Herif karşıma geçmiş, gözümün içine baka baka bilmem gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Fikrimi sormak yok, izin almak yok. Bilsem yetermiş. Ne diyeyim lan ben burada? Sen izin vermesen ne olacak abi? Biz tamam deyip boyun mu eğeceğiz? Ya yeter artık abi, yeter. Ya ben senden korkmak istemiyorum. Senden ve sizlerden bir şeyler saklamak istemiyorum. Ya tamam, hata yapabilirim. Ama hata yapsam bile sizin benim arkamda olduğunuzu bilmek istiyorum. Benim hata yapmama izin ver istiyorum. Ben sana hata yapma izni vermiyorum Defne. Benden korkuyor musun? Korkmaya devam et. Hatta sen benden kork Defne Barutçu. Benim o kafada adama verecek kız kardeşim yok. Yalın Aras mevzu burada kapandı. Sen kapatabilirsin. Ben kapatmadım. Sonsuza kadar da kapatmayacağım abi. Ay! Abi. Abi. Çınar yeter. Bırak. Abi yeter. Abi yeter, bırakmam. Kız sana seviyorum diyor. Sen nasıl anlamıyorsun? Anlamaz Çınar. Çünkü sevgi diye bildiği hükmetmekten başka bir şey değil. Geçti mi kızgınlığın? Kızgın değilim abicim. O zaman. Üzgünsün. Üzüyorum seni. Seni üzdüğüm için ben de üzülüyorum. Yeşim, abicim. Seni üzeceğime kafamı keserim daha iyi. Ama olmaz böyle. Bu kadar çabuk, bu kadar aceleye getirerek olmaz. Ya sonra üzülen siz olacaksınız. Üzülmeyeceğiz biz. Ay gerçekten. Yeşim. Öyle sanıyorsunuz çünkü aşıksınız. Bu aşk bittiğinde hiçbir ortak noktası olmayan iki insan kalacak ortada. Ya bunu göremiyor musunuz?
Bekleyince ne değişecek? Belki ortak noktalar edineceksiniz zaman içinde. Bunu başaramazsanız da... Başaramazsak da? O zaman da aşk bittiğinde bitirilmesi gereken bir evliliğiniz olmayacak. En önemlisi ortada anne babasız kalan bir çocuk olmayacak. Abi tamam, yani böyle düşününce haklısın tabii. Ama şunu unutuyorsun. Ben aşkın biteceğine inanmıyorum. Biz bunu daha önce de konuştuk seninle. Her aşk bitmez. Yeşim, sen gördün, bizzat yaşadın. Her aşk biter. Bitmez abim, bitmez. Yeşim, başı olan her şeyin sonu var. Bu dünyanın kuralı. Her aşk biter. Yapma abi ya. Ne olacak yani? Senin Defne'ye olan aşkın da mı bitecek? Bitecek tabii. Benim ona olan aşkım da bitecek. Onun bana olan aşkı da bitecek. Bizim ortak noktamız çok. Ayrılma ihtimalimiz çok düşük. Ben senin gibi düşünmüyorum. Ve bana izin vermeni istiyorum. Yani aşkı kendi inandığım gibi yaşayabilmem için. Yeşim, gerçekten buna izin veriyorum diyemem sana. Ama biliyorsun ki aslında izne ihtiyacımız yok. Nasıl yok? Yeşim, ben seni korumak istiyorum. Bazen bunu abartıyorum. Sen hep benim küçük kardeşim oldun. Ama şimdi? Büyüdün. Bunu kabul etmem lazım. Ben onaylasam da onaylamasam da... Elbette ki kendi inandığın gibi yaşayacaksın. Peki yanımda olacak mısın? Her zaman. O zaman... Ne zaman istemeye gelsin Çınarlar beni? Ne zaman istiyorsun? Yarın. Dedem tamam gelsinler dedi çünkü. Gelsinler anasını dedim, gelsinler. Börek yaptım, lahana sardım, burma tatlı yaptım. Onları yesinler, sonra peşine dayarım kahveyi. Sonra gelsin Allah'ın emri, peygamberin kavli. Aferin bana, maşallah bana, çok iyi hazırlık ettim. Babam da nereye kaldı ya? Neredeyse gelecekler istemeye, adam yok. Kimden isteyecekler beni? Soba borusundan mı? Baba nerede kaldı ha? Neredeyse gelecekler istemeye. Sen yoksun. Gelmeyecekler kızım isteme. Toprak İstanbul'a gitmiş. Nasıl? İstemeden mi verdin beni? Öyle olmaz. Kahve yapmam lazım benim. Hadi dur. Habibe. Sen kime çektin? Rahmetli anan cin çarpan şeytana ders verirdi. Ufakken ben senin başına çok mu vurdum bilmem ki. Kes! Uzatma. Ben şimdi İstanbul'a gideyim. O toprak çizmeye çok açtı. Şimdi Toprak abim bizim aşkımıza engel mi oldu? Beni istemeyecek mi? Telaş yok. Alacağım seni uşak. O iş bende.